buradayım ben. Arda. Canım benim. Arda canım. Nasılsın? İyi misin çocuğum? Ha? Arda. İyi misin? Ağrısızın var mı? Neredeyim? Hastanedesin. Hastanede mi? Ne oldu bana? Başına darbe almışsın. Belediye işçileri iki gece önce Beyoğlu'nda bulmuşlar seni. Ya? Öldün sanmışlar. Ama iyisin. Hiçbir şeyin yok. İki gece önce mi? Kafana vurup atmışlar bir kenara. Sonra da soymuşlar. Ne telefonun, ne cüzdanın. Bir tek pantolonun varmış üzerinde. Nasıl? Saldırıya mı uğramışım? Ya? Onu biz de bilmiyoruz. İki gündür uyuyor muyum yani? Evet. Biz seni dün gece bulduk. Ah canım. Çok aradık seni. Çok hem de. Bütün karakollar, bütün hastaneler. Sen nasıl olduğunu hiç hatırlamıyor musun? Beyoğlu'nda mı bulmuşlar? Beyoğlu'nda bir ara sokakta. Çöplerin dibinde hem de. Elleri kırılsın yapanların. Ne işin var benim orada ya? Ben Beyoğlu'na gitmem ki. Gitmişsin demek ki. Gitmem hala. Gitmem. Dur bakalım. Hatırlarsın. Ne olduğu çıkar ortaya. Hastamız uyanmış. Geçmiş olsun. Ya uyandı. Teşekkür ederiz. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gayet normal. Başa alınan darbelerde çok sık karşılaştığımız bir durum bu. Ne olacak peki? Düzelecektir. Merak etmeyin. Ne zaman? Vallahi iki dakika sonra da hatırlayabilirsin. Birkaç günde sürebilir. Ama mutlaka hatırlayacaksın. Gördün mü bak. Hatırlayacaksın her şeyi. Telaş etme. Bir tomografi daha çekelim. Sonuçları ise çıkabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Telefonum nerede? Arda soyulmuşsun dedik ya. Telefonun cüzdanın hiçbir şeyin yok. Hala seninkini mi versene? Ne yapacaksın canım? Ver bir saniye. Berks'i mi arayacaksın? Hala. Ver şu telefonu. Ver hala. Yani sonuçta kazayla da olsa ben ettim. Ya ölseydi? Ama ölmemiş işte. İyi. İyi de nereden biliyoruz ki iyi olduğunu? Ya bir kan yalan söylüyorsa? Allah Allah. Niye yalan söylesin adam? Geç otur hadi kahvaltımızı yapalım. Hadi. Yok yok ben duramayacağım. Nereye? Yasin? Sen sakın evden ayrılma tamam mı? Kapıyı da kilitle kimseye açma kapıyı. Ya kızım bir dur bir sakin kafayla konuşalım. Şirin yok ben duramıyorum. Anladın mı duramıyorum. Ya Yasi. Ah, yine derdin ne senin Ferhan? Efendim Ferhan. Anne benim Arda. Arda? Oğlum sen neden Ferhan'ın telefonundan arıyorsun beni? Benimki çalındı. Çalındı mı? Aa, ondan ulaşamadım demek. Heh, Ferhan cadısı boşu boşuna ortalığı ayağa kaldırdı. Yanında mı şimdi? Ne demek ayağa kaldırdı? Aman boş ver. Ha, güya seni onunla görüştürmemek için senin telefon numaranı değiştirmişim. Nasıl çalındı telefon yavrum? Anne neredesin? Kıbrıs'tayım, Lefkoşa'dayım. Ne zaman gittin? Bu sabah. Bu sabah. Bu sabah geldim yavrum. İşlerim vardı burada. Sen neredesin çocuğum? Ha, şirkette misin? Zerrin sana imzalanacak evrakları verdi mi? Anne ben iki gündür yokum. İki gündür telefonum kapalı. Sen Kıbrıs'a mı gittin? Nerede bu çocuk demedin mi? Ah demez olur muyum Arda? Tabii ki çok merak ettim seni. Merak ettin ama beni arayacağına Kıbrıs'a mı gittin? Arda öldü mü kaldı mı umurumda bile olmadı mı? Olmaz olur mu oğlum? Sen üstüne düşmemden hoşlanmıyorsun diye ben... Ya ben hastanedeyim hastanede. Dövülmüşüm, soyulmuşum, çöp gibi bir köşe yapmışlar beni. Arda oğlum ne diyorsun sen? Ama sen işine bak. Nerede bu çocuk iki gündür niye sesi çıkmıyor diye merak etme. Arda merak etmez olur muyum oğlum? Ne bileyim ben sen arkadaşlarınla... Halam da bilmiyordu ama buldu beni. Şu an hastanede Cem'le halam var ama sen yoksun. Hemen dönüyorum. Hayır dönme istemiyorum. Dönüyorum ilk uçakla dönüyorum Arda. Dönme. Yine Cem, yine halam.
Yanımda olan yine sen değilsin. Arda. Gel hadi, tomografi çekilene kadar dinlen biraz. Ben de sana kıyafet getireyim ha? İstemez. Nasıl istemez oğlum, böyle mi çıkacaksın hastaneden? Gideceğim diyorum, anlamıyor musun? Arda. Beyin sarsıntısı geçirdin, şaka değil. İyiyim. Merhaba. Merhaba. Arda Yenilmez. Bir saniye. Soldan ikinci oda. Yasemin değil mi bu? Arda kayıptı. Saldırıya uğramış. Dün gece bulundu. Saldırıya mı uğramış? Ya sorma kızım. Şehir eşkıyaları işte. Başına vurup soymuşlar. Sonra da atmışlar bir kenara. Senin ne işin var burada? Bir şey mi oldu? Birine mi bakmaya geldin? Nasıl olmuş? Saldırı. Hiçbir şey hatırlamıyor ki. Beyoğlu'nda bulmuşlar. Ben Beyoğlu'na nasıl gittim Allah'ım, çıldıracağım ya. Acele etme çocuğum, doktor hatırlayacaksın dedi ya. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Yasemin, biraz konuşabilir miyiz? Benim gitmem lazım. Önce bir konuşalım, gidersin. Yasemin lütfen. Cem. Sonra. Kızım, ne bekliyorsun burada? Bir derdin var yoksa? Gel içeri konuşalım. Yok, teşekkür ederim, sağ olun. Bir şey yok. Allah Allah ya. Bunun burada ne işi var? Sabu. Sen bu kızı tanıyor musun? Yok amirim. Niye? Tanıdık gibi baktın. Ya bir an bir tanıdık geldi ama değilmiş. Ulan Köftör, güzel kız diye bakıyorum desene. Yasemin niye geldi, niye gitti? Tomografi sonuçları temiz çıktı. Bir sorun görünmüyor. Ah çok şükür. Bir ağrı kesici yazdım. İhtiyaç duyduğunda kullanırsın. Biz çıkabilir miyiz? Tabii. İstediğiniz zaman. Sağ olun. Birkaç gün yataktan çıkma. Dinlen. 10 gün sonra da gel, dikişlerini alalım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Geçmiş olsun. Bak gördün mü, iyiymişsin. Hadi üstünü giy de çıkalım. Cem Marin Marin. Cem, bu muymuş? Bu beni tanıyor. Bu ne yaptığımı biliyor benim. Ben Yasemin'e nasıl söyleyeceğim? Arama Meto ya, arama ya. Şimdi neredesin sen ya? Neredesin kızım? Bak ben senin
aklım çıkıyor aklım. Şirin, seni çok merak ediyorum. Beni ara. Senin aşkın eksikti başıma zaten. Senin aşkın eksikti. Arda yenilmez. Yasi, neredesin sen? Nereye gittin? Heh? Yasemin söylesene, nereye gittin? Yasemin, ne oldu? Anlat hadi, çok merak ettim. Yapamadım. Karakola gittim. Ama ben yaptım diyemedim. Aa. Bak bak bak, gördün mü nasıl çaktı sokadı? Aferin kız, aferin. Bak örnek al. Sizin haberiniz yok muydu bundan Serpil Hanım? Yok kız, nereden olsun? Hiçbir şey söylemedi ki. Bilmiyor musun Yasemin'i? Sır küpü, ketum. Hadi sen bana bir kahve yap. Tabii. Aferin kız. Vallahi helal olsun. Ama şimdi bunun sevgilisi damlamasa iyi. Önce hastaneye gittim. Arda'yı görmeye. Cem de oradaydı. Arda nasıl peki? İyi. İyiydi. Ama boş boş baktı bana yani öyle. Hiçbir şey hatırlamıyor. Oh. Oh ya. Ne o Şirin, hatırlayınca ne olacak? Söylemeyecek mi Yasemin yaptı diye? Ben sonra nasıl ispat edeceğim ki kazayla olduğunu? Of Allah'ım ya. Neler geldi başıma? Hepsi benim yüzümden. Yani o gün sen tekneye binmeseydin bunların hiçbiri başına gelmeyecekti. Hayır, ben sen kendini suçla diye söylemedim. Ama ben kendimi suçluyorum Yasemin. Şirin. Kendini suçlama. Hayat böyle. Ama aşacağız. Hepsini geride bırakacağız, tamam mı? Serpil arıyor. Yasemin kesin benim burada olduğumu öğrendi. Saçmalama, nereden öğrenecek burada olduğunu? Sen şimdi sakin ol. Ben konuşacağım onunla, tamam mı? Açmasan olmaz mı? Saçmalama, açmazsam kadın şüphelenir, buraya gelmeye falan kalkar. Sen sessiz ol, tamam mı? Alo. Yasemin. Kızım, internete düşmüşsün. Ne demek internete düşmüşüm? Aa, haberin yok mu? Fisher'a attığın tokat internete düşmüş. 400 bin tık almış, daha da yükseliyor. Rekora koşuyorsun vallahi. Meşhur oldun kız. Ne diyorsunuz Serpil Hanım? Aç interneti. İstanbul'da Türk kızından büyük tokat yaz, çıkıyor. Açtın mı? Kızım, beş parmağının izi çıkmış adamın yanağında. Helal olsun vallahi. Allah'ım, rezalet bu. Rezalet. Ne rezaleti ayol? Fisher denen o zampara utansın. Vermişsin adama dersini. Kim çekmiş ki bunu? Ne bileyim ben. Oradaki müşterilerden biri herhalde. Aslında önce Hoya'nın ismi karışır mı diye endişelendim. Sonra dedim ki tam aksine. Hoya'nın çalışanı da işte böyle aslan gibi olur. Çok takdir ettim kızım seni. Aferin. Hadi gel şirkete de oturup bir konuşalım seninle. Serpil Hanım, benim ateşim çıktı. Ben iyi hissetmiyorum kendimi. Geçmiş olsun. İyi, tamam. Dinlen sen bugün. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Adi yaratık. Bir de çok takdir ettim seni diyor. Bana bak. Bu kadın suçlu. Seni tehdit etmiş. Ev sahibi olacaksın diye dolandırmış. Suçları saymakla bitmiyor. Şimdi seni mahvetmek ne demekmiş? Anlayacak.
Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Özlemişim senin bu hallerini. Hangi halimi? Bu işte. Hep güçlüydün. Hala güçsüzsün. Baksana koskoca iş adamına tokat atmışsın. Ben hiç öyle olamadım. Hep boyun eğdim. Şirin. Bundan sonra ne yaşarsak birlikte yaşayacağız. Başımıza ne gelirse gelsin el ele olacağız. Eskiden olduğu gibi. Tamam mı? Sen bu istifa mektubu hakkında bir sorumluluk hissediyor musun Mehmet? Etmez miyim hiç Oktay Bey? Yani ben o fotoğrafı gerçekten, inanın gerçek sandım. Cem'in adına da çok üzüldüm. Senin eline nasıl geçti peki? Bir arkadaşım gönderdi. O gece o da restorandaymış. Sizin direktör değil mi bu diye gönderdi. Ben de Yasemin Hanım'ın afişeri öyle görünce şoke oldum. Cem nasıl bir kızla çıktığını bilsin diye de... Mehmet pardon da... Hadi fotoğrafta gördüğüne inandın. Ama Cem'e o kadar çok üzüldüysen sadece ona söyleyecektin. Herkesin içinde göstermeyecektin. Haklısın Adalet. Haklısın. Ayıp ettim, farkındayım. Ama işte gerginlik oldu o gün. O gerginlikle yaptık bir şeyler. Ama Cem'i arayacağım. Ondan özür dileyeceğim. İyiyim, iyiyim. Bak. Cem. Sen gelmiyor musun? İşim var hala. Kardeşinden daha önemli ne işin var? İşim var hala. Allah'ım inanamıyorum ya. Her yerde. İnternette her yerde. Ben nasıl sokağa çıkacağım şimdi utancımdan? Ya senin utancağın ne var Yasemin saçmalama. Hem şu internetteki yorumlara baksana. Bak insanlar ne güzel yorumlar yazmışlar. Herkes destek olmuş sana. Cem'den mi? Videoyu gördü demek ki. E baksana ne diyor? Yasemin. Çok pişmanım. Keşke zamanı geri alabilsem de sana o ağır sözleri hiç söylememiş olsam. Lütfen telefonunu aç. Konuş benimle lütfen. Anlamışım masum olduğunu. Anlamış. Anlamış da çok geç artık. Niye çok geç olsun? Anlamış işte çocuk. Anlasa ne olur ya? Zaten benden hiç şüphelenmemesi gerekiyordu. Ben sırf onun iyiliği için sustum. Onun iyiliği için konuşmadım. Ama o bana o kadar ağır laflar söyledi ki, keşke susmasaymışım. Ben o sözleri hak etmedim. Hiçbirini hak etmedim. Al işte. Korktuğum oldu sonunda. Pelin başlama yine. Ne demek başlama ya? Ya sen ne yaptığının farkında mısın Mehmet? Ya herkesin önünde Cem'e, direktöre sevgilini peşkeş çektin dedin ya. Ya senin ağzından çıkanı hiç mi kulağın duymuyor? O Melih'in kafasını koparacağım. Melih kim? Anlattım ya. Yasemin'i fişerle çeksin diye 1000 lira bayıldığım garson. Gerizekalı.
Hayır, bari elimde full video var diye söyleseydi de belki işime yarardı. Mehmet, bundan sonra kafasını koparsan ne olacak? Olan oldu. Bitirdin kariyerini. Neyi bitireceğim ya? Ne oldu ki? Hiç. Bir yanlış anlaşma var sadece. Ben kurtarırım paçayı, sen merak etme. Hala hiçbir şeyin farkında değilsin değil mi? Hala kazandığını sanıyorsun. Vallahi oyun daha bitmedi Pelin. Öyle mi? O zaman bundan sonra tek başına oynarsın. Ben artık yokum. Pelin saçmalama. Pelin! Tek başına oynarsınmış. Sanki bana bir faydan oldu da. Taburcu mu ettiniz? Ne zaman? Ya kardeşim ben... Niye haber vermiyorsunuz? Adamın ifadesi alınmadı daha. Ben size haber verin demedim mi ya? Kim götürdü? Hepsi mal olmuş ya, mal. Birkan, gel gel de şu plana bir göz atalım. Müdürüm, bana bir müsaade etseniz yarım saat. Bu dövülüp soyulan çocuğu taburcu etmişler. Gidip hemen bir ifadesini alayım. Hangi çocuk ya? Ha, şu teyzesi kayıp başvurusu yapanlar. Teyzesi değil, halası. Hemen gidip ifadesini alayım. Sen niye gidiyorsun ya? Gönder birini gitsin. Allah Allah. Ya koskoca amir gasp ifadesi almaya gider miymiş? Oho, Birkan. Müdürüm, doğru diyorsunuz da işte halası rica edince dedim... Bak şimdi perşembe günü diyor, operasyon için uygun bir gün olur diyor. Amirim, bu satıcılar falan cumartesi günü kilitliyorlar ya. Hep önden bir tedbir almak gerekiyor. Hep elimiz boş duruyoruz o yüzden. Sanki hafta içi daha iyi. Sen ne diyorsun? Siz nasıl uygun görürseniz. Ya sen koskoca asayiş amirisin. Ben senin fikrini soruyorum be adam. Yani müdürüm, firari kaçak avı yapacaksak hafta içi daha mantıklı. Çünkü bunlar hafta sonu arazi olur. Yok yok, bizim derdimiz genel asayiş. Ha bu arada kaçak firari yakalanır ne hala? Yani o zaman cumartesi daha mantıklı. İyi tamam, subuh cumartesi. Nasıl isterseniz müdürüm. İyi o zaman, siz plana bir göz atın. Sonra hep birlikte bakarız, tamam mı? Hadi kolay gelsin. Abi vallahi iş olsun diye perşembe yedim. Yoksa şeyden değil. Amirim, az evvel seninki geldi. Subu, ben bir yarım saatliğine çıkacağım. Sen bu moru idare et. Adama seninki gel diyoruz, duymuyor ya. Nedir senin çevirdiğin dümen ya? Nedir senin çevirdiğin dümen arkadaş? Söyle. Söyle denmez, efendim denir. Kes tıraş, acelem var. Birkan, ne Şirin'den haber var ne Meto'dan. Ne e'si? Ne zaman bulacaksın bunları? Meşgulüm şimdi. Birkan! Bundan daha acil ne işin var ablacığım? Ha? Bak çok canım sıkılıyor. Bu ikisini bul, yoksa başımıza bir iş açılacak. Söylüyorum sana. Abla, işi başına kendin açıyorsun, kendin. Şakül'ün kaydı senin. Dikkat et de açılmasın. Birkan, Birkan. Aa, kapat. Ha gerizekalı! Hay böyle bir günde yararın olmayacak. Ne zaman olacak senin? Lan benim dibimde ayı bağırıyor, ayı. Meto ile Şirin mi derdim? Ölmemiş. Bilseydim. Hepsi senin içindi Yasemin'im. Senin için. Ama anlamıyorsun, senin için öldüğümü anlamıyorsun. Subu. Kapıyı kapat. Otur otur. Estağfurullah müdürüm. Otur oğlum. Allah Allah. Ya Subu. Bu Birkan hep böyle mi? Hep böyle mi derken müdürüm?
Dingo'nun ahırına döndürmüş oğlum bu şubeyi. Ne geldiği belli, ne gittiği belli. Yani bir kan amirimin bu aralar biraz kafası dolu gibi. Niye? Ne derdi var? Vallahi bilmiyorum. Subutay, bu Birkan bir şeyler çeviriyor. Amirim, benim gördüğüm somut bir şey yok. Dediğim gibi gerçekten bu aralar biraz kafası dolu gibi. Aşık mıdır nedir? Subu, balık baştan kokar biliyorsun değil mi? Balığın kafası Birkan'sa kuyruğu kim? Sensin. Amirim, benim her şeyim ortada, siz de biliyorsunuz. Ya hemen savunmaya geçme. Ya ben senin temiz olduğunu biliyorum, eminim. Ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani kurunun yanında yaş da yanar diyorum. Bu Birkan belli ki bir şeyler yakacak. Ama umarım kendini yakar, seni değil. Anladın mı? Anladım müdürüm. Anladım da sizin kulağınıza gelen bir şey mi var? Tecrübe Subutay. Tecrübe. Bence bu Birkan çoktandır sağlam ayakkabı değil. Yok, sanmam. Anlıyorum seni. Yani amirine sadıksın. Aferin, bak bu iyi. Sevdim bunu. Ama senin mis gibi sicilin var. Tertemiz. Birkan için bunu lekelemeye değer mi? Cem Bey. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun oturun. Videoyu gördünüz herhalde. Gördüm. Çok çirkin bir olay. Ama Yasemin'le gurur duydum. Vallahi bravo. Haberiniz yok yani. Hayır, katiyen. Siz göndermediniz mi Serpil Hanım Yasemin'i o işe? Ben gönderdim. Ama Yasemin tek kelime etmedi. Bana bir şey söylese gereğini yapmaz mıydım sizce? Bilmem. Yapar mıydınız? Cem Bey. Anlıyorum, çok rahatsız olmuşsunuz. Haklısınız da. Ama inanın benim hiçbir şeyden haberim yok. Yasemin'e yemek nasıl geçti dedim. İptal oldu dedi. Ben de üstelemedim. Nereden bilebilirdim böyle çirkin bir hadise olduğunu? Neden Yasemin bu olayı sizden gizledi? Hiçbir fikrim yok. Kendisine sorun bence. Serpil Hanım, bu adam Yasemin'e nasıl ulaştı? Nereden geldi bu iş size? Niye kızıyorsunuz anlamadım. Sizin şirketin yemeğiydi. Hayır, şirkette kimsenin bu yemekten haberi yok. Mehmet Bey'im var. Talep ondan geldi. Mehmet. Mehmet Tuna. Evet. Direktörümüz Herfişer burada. Yemekli bir toplantı olacak. Yasemin'in Almancası çok iyi. Bize mihmandarlık yapmasını istiyoruz dedi. Ben de organize ettim. Beni neyle suçluyorsunuz anlamadım. Hatta fatura bile kestim. Buyurun, bulayım ben size onu. İşte burada. Mehmet'in adına kesilmiş bu fatura. Evet, öyle istedi. Bunu gönderir misiniz bana? Lütfen Serpil Hanım. Tamam. Mailinize yolladım. Yasemin bu olayı size söylememiş olamaz. Cem Bey, bana söylemiş olsa neden sizden gizleyeyim? Bilmem. Ama eğer bu işte sizin de bir parmağınız varsa sonu hiç iyi olmaz. Haberiniz olsun. Cem Bey lütfen ama. Beni neyle suçluyorsunuz? Allah Allah ya! Bu da benim başıma patladı. Beyoğlu'nda bulunmuşsun. Nasıl oldu hadise? Benim Beyoğlu'nda olmam mümkün değil. Sevmem çünkü Beyoğlu'nu, gitmem.
O yüzden bu işin içinde kesinlikle bir iş var. Nasıl bir iş? Bilmiyorum. Bilsem zaten söylerim. Ama orada bulmuşlar seni. Nasıl gitmiş olabilirsin oraya? Bilmiyorum. İşte hatırlamıyorum ki. Hatırlamaya çalış. Hatırlamıyorum. Doktor normal dedi. Birkaç güne kadar hatırlarmış. Peki neyi hatırlıyorsun en son? Arabadaydım. Araba kullandığımı hatırlıyorum en son. Nereye gidiyordun? İşte orada kopuyor film. Arabadayken birileriyle konuştun mu yani arkadaşlarımla? Şuraya gidiyorum, şurada buluşalım falan bunun gibi. Hatırladın mı canım? Biraz düşün. Hatırlamaya çalış. Kerem'le konuştum galiba. Kerem kim? Arkadaşım. Ne konuştunuz? Hoş geldiniz Cem Bey. Nasılsın Dudu? Teşekkürler. Cem. Bak Birkan Bey geldi canım. Görüyorum hala. Merhaba. Ben de Arda'nın ifadesini... Yine mi sen? Sen niye uzak duramıyorsun ya bizden? Ha? Her olay olduğunda yanımızda bitiyorsun. Vallahi sizin başınızdan dert eksik olmuyor da ondan. Anlamadım. Bak Cem, böyle davranmaya lüzum yok. Ben görevimi yapıyorum. Kardeşinin ifadesini almaya geldim. Ha, koskoca emniyette senden başka ifade alacak kimse kalmadı öyle mi? Arkadaşım ne oluyoruz ya? Senin benimle ne derdin var? Sen çok iyi biliyorsun senden ne derdim olduğunu. Cem lütfen rica ediyorum canım. Bak kardeşim ben emniyet mensubuyum, sabırlı olmaya çalışıyorum ama sen böyle davranmaya devam edersen ben... Ne olur böyle devam edersem ne yaparsın? Hı? Ne yaparsın? Cem lütfen yalvarırım rica ediyorum. Hala karışma sen. Karışma bir şey yok merak etme. Bak Birkan, seni son kez uyarıyorum. Seni bir daha ne ailemin ne de Yasemin'in yanında görmeyeceğim. Ne olursa olsun yanımıza yanaşmayacaksın. Cem, lütfen. Birkan Bey rica ediyorum. Kusuruna bakmayın. Kardeşim durumuna çok üzüldü de ondan. Hala sen ne diyorsun ya? Ne kusuru? Sen Ferhan Hanım'a dua et. Muhterem bir hanımefendi yoksa... Yoksa ne? Ne yapacaksın Birkan? Ha? Tutuklayacak mısın beni? Tutukla hadi. Hadi tutukla. Lütfen Cem. Neyse. Büyüklük bende kalsın. Hangi büyüklük sende kalsın ya? Dur sen dur. Bu hareketlerin hesabını vereceksin. Elinden geleni ardına koyma. Birkan Bey. Rica ediyorum lütfen. İyileşince resmi ifade için karakola gel. Ne iş? Amirim Yasemin'e yürüyor ondan mı bu siniri? Seni bitirmezsen bana da bir kan demesinler. Yedi sülaleni bitireceğim. Lime lime edeceğim seni. Yasemin'e 100 metre yaklaşamayacaksın. Göreceksin. Cem. Ne oluyor? Ne yapıyorsun çocuğum? Hala bu adam bir daha bu eve girmeyecek anladın mı? Ne olursa olsun ondan bir şey istemeyeceksin. Neden ama? Nedir oğlum senin bu adamla alıp veremediğin? Bak ne güzel bize yardımcı oluyor. Arda'yı da o buldu. Arda'yı o bulmadı biz bulduk. O bulmadı. Hala bu herif kesin Yasemin'e yürümüş Cem ondan deliriyor.
Hadi bakalım. İyi oynayan kazansın. Arda oğlum, ne biçim konuşma bu? Gördün mü bunu? Hı? Mutlu musun peki şimdi? Değdi mi oğlum Yasemin üzdüğüne? Abi öfkeden üzüntüden bitmişim zaten. Bir de sen gelme üstüne. Gözünü seveyim ya. Çiko! Bir su getirir misin kardeşim? Vallahi hiç kusura bakma Cem. Geleceğim. Bu kaçıncı oğlum ya? Bu kaçıncı? Vallahi doyamadın sen Yasemin üzmelere. Sağ ol. Abi olayı bana söyleseydi böyle olmazdı. Söylese miydi? Yani Yasemin sana söylemediği için mi suçlu şimdi? Evet. Abi biz birlikte değil miyiz ya? Hı? Ya madem birlikteyiz böyle böyle oldu demesi gerekmiyor muydu? Oğlum, söyleseydi sen ne yapacaktın? Gidip Fisher denen o adamın ağzını burnunu kırmayacak mıydın? Kıracaktım tabii. Zaten o yüzden söylemesi gerekiyordu. E tamam işte. Ulan anlamıyor musun? Kız seni korumuş korumuş. Gidip en tepedeki adama girişme diye susmuş. Farkındayım abi. Farkındayım. En çok da o koyuyor ya zaten. Beni düşündüğü için susması. Biz niye böyleyiz ya? Hacı, biz erkekler. Kadınlar niye bizim için fedakarlık yapmak zorunda? Hı? Nedir oğlum bu kadınların bizden çektiği? Ben tam tersini yapanı da tanıyorum abi. He, Belkıs'ı diyorsun sen. O sayılmaz, istisna. İstisna. Serpil mi geldi yoksa? Yasemin, açar mısın kapıyı? Birkan. Tamam, sen şimdi sakin ol. Yasemin, aç kapıyı. Kupayı al. İçeri geç, sessizce bekle beni, tamam mı? Tamam. Tamam, dikkat et. Çantanı da al, unutma. Niye geldin? Konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Yasemin, lütfen, çok önemli. Arda'nın ifadesini aldım. Hatırladı mı? Hayır, hatırlamıyor. Gerçi hatırlayabilir ama hiçbir şey ispat edemez. Nasıl ispat edemez ya? Söyleyecek işte, Yasemin yaptı diyecek. Neyini ispat edemez? Dese ne olur? Kim inanır? Yasemin. Arda T.B. yolunda bulunmuş, karşıda. E ne yani? Öldü sanıp da ta karşıya mı taşıdın? Hangi güçle, hangi arabayla? Görmedim, evime falan da gelmedi diyeceksin, bulup bitecek. Tamam mı? Yasemin, tamam mı? Tamam. Tamam, bir sürü derdim var zaten, tamam. Yasemin. Seni kelepçelediğim için beni affetmeyeceksin biliyorum ama yapmak zorundaydım. Ne olur anla beni. Dur bir dinle önce lütfen. Sana duygularımı açtım ama hata yapmışım. Sende bir karşılığı yokmuş, tamam. Eyvallah. Zorla güzellik olmaz madem bende gönlün yok. Yok. Yok Birkan. Olmayacak da. Ben sana karşı öyle bir şey hissetmiyorum. Tamam. Tamam, anladım. Ama en azından arkadaş kalamaz mıyız? Birkan. Sadece arkadaş Yasemin. Benim sana en ufak bir zararım dokunmaz. Gerçekten hiçbir zararım olmaz. Bak, tam aksine. Arkadaş olarak yanında olurum. Bir derdin olduğunda, bir başın sıkıştığında her zaman için yanında olurum. E neymiş peki asıl mevzu? Yasemin niye gitmiş o adamla yemeğe? Mehmet'in tezgahıymış. Allah Allah. Ben niye şaşırmadım acaba? Ben o tezgahı Mehmet'in başına geçireceğim. Geçireceğim de. Önce şu videoyu internete koyanı bulmam gerek. Burada müşteri görünmüyor. Büyük bir ihtimalle garsonlardan biri çekmiştir. Olabilir. Bulurum ben. Sen rahat ol. Emin misin abi? Ben de oğlum. Rahat ol. Sen benden haber bekle.
arkadaş kalamayacak kadar mı nefret ediyorsun benden? Ben senden nefret etmiyorum. Ama kızgınım. Sen beni alıkoydun. Kelepçeledin. Sen olsan kızmaz mısın? Kızarım tabii. Pekan bak. Her şeyi benim için yaptığının farkındayım. Hatta benim için kendini riske de attın. Ama sırf sen bana iyilik yapmak istedin diye ben seni sevemem ki. Böyle bir şey mümkün değil. Tamam. Ben daha fazla tutmayayım seni. Birkan. Madem arkadaş kalmak istiyorsun. Evet. O zaman Şirin'e yardım et. Şirin bu hayattan kurtulmak istiyor. Serpil'i de kızlarına her şeyi anlatmaya hazır. Ama bizi dinleyecek biri lazım. Sonuçta Serpil içeride adamı olmasa bu kadar rahat yapamaz bu işleri, değil mi? Yardım edecek misin? Ederim tabii. Şirin nerede şimdi? Burada. Bana sığındı. Çağırayım mı? Konuşur musun? Çağır. Konuşalım. Şirin. Merhaba. Merhaba. Birkan Bey, Asay Şamire bize yardım edecek. İyilik yaptığım için sevmesi mümkün değilmiş. Cem var desene kızım. Cem var ondan desene. Ama bitecek. Bitireceğim Cem'i. Cemmem kalmayacak ortalıkta, göreceksin. Efendim? Neredesin? Dışarıdayım, ne oldu? Çok acil buluşmamız lazım. Meşgulüm şimdi, neden ki? İpin ucundasın Serpil Zengin. Anlamadım. Lan başımız büyük dertte diyorum. Yarım saate bizim yere gel. Mehmet Bey, kusura bakmayın. Benim hemen kalkmam gerekiyor. Bir şey mi oldu? Çok acil bir işim çıktı. Hemen gitmem gerek. Dediğim gibi, Fişer'in böyle bir pislik yapacağı aklımın ucundan geçmezdi. Eğer bilseydim, Yasemin'i göndermenizi istemezdim sizden. Tabii canım, kimin aklına gelirdi ki? Ha bu arada, bu yemek organizasyonunu benim istediğim aramızda kalsın, olur mu? Tabii. Sorun değil. Çok teşekkür ederim anlayışınız için. Siz de kusura bakmayın, böyle apar topar. Rica ederim, estağfurullah. İyi günler. Size de. Ne oldu? Vallahi haberler hiç iyi değil. Onu anladım, ne oldu? Şimdi beni dinle. Ne dersem onu yapacaksın. Ne oldu diyorum, ne oldu? Yasemin her şeyi öğrenmiş. Neyi öğrenmiş? Öbür işi. Gündüzleri kraliçe, geceleri abla olduğunu. Nasıl öğrenmiş? Şirin'den mi? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yemin ederim öldüreceğim bu kızı. İkisini de öldüreceğim. Yemin ederim öldüreceğim. Bir sakin. Sakin makin olamam. Yasemin'de kalıyormuş değil mi? Tabii. Anlamam lazımdı. Yasemin o yüzden işe gelmedi değil mi? Ben de saf saf. Aptal kafam. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Birkan. Bu kızın işini bitirmemiz lazım. Polise gider, her şeyi anlatır. Bir nefes al, nefes. Polise gitmeden bulup hallet. Başıma bir bela açmadan bu kızı kaldır ortadan. Ne istersen yaparım. Söz veriyorum. Şirketin yarısı dersen tamam. Ne diyorsun lan sen? Katil miyim ben? Birkan. Nasıl rahat söylüyorsun ya?
ortadan kaldırmak ne demek? İrkan mahvolurum. Sen zaten boynuna kadar batmışsın. Sayende. Senin için battım. Lan senin karanlık işlerini örtbas etmekle birini ortadan kaldırmak aynı şey mi? Manyak mısın? Ne yapacağız peki? Nasıl susturacağız bu kızı? Seni sorguya alacağım. Ne? Sorguya geleceksin. Yürkan sen aklını mı kaçırdın? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hayatta olmaz. Abla akıllı ol, akıllı sadece sorgu. Hayır, sorguya falan gitmem ben. Bağırtma lan beni. Yürkan tamam. Panikten saçmaladım. Kızı öldürme ama bul. Öldüreceğim diye tehdit et. Korkut, bir şey yap, ne bileyim ben. Karakola geleceksin, güzel güzel ifadeni vereceksin. Yürkan saçmalama. Saçmalama. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin. Yalnız gibi. Ağaçlar gibi. Suların ısınsın diye bakıyorum. Isınıyor. Efendim abi. Cem, müsait misin? Müsaitim abi. Bir şey bulabildin mi? Sana bir mail attım, bir aç bak onu. Bir saniye. Nasıl? Bir şey yarar mı? Yaramaz mı abi? Nasıl buldun bunu? Vallahi bizim eleman halletmiş. Hem de tereyağından kıl çeker gibi. Abim benim, senin hakkını nasıl öderim ben? Ya saçmalama be oğlum. Hadi hadi, haberdar edersin beni. Merak etme. Haberdar edeceğim seni. Vallahi bu videoyu koyuyordu asıl internete. Dedim kardeş ver bana onu. Dünden razıymış zaten. Kaça mal oldum? Ne parası abi? Ben parayla iş halleder miyim? Böyle bir iki yanağını okşadım. O kadar. Ulan. Yasin, biz böyle gidiyoruz da Birkan sadece Şirin gelsin dedi ya. Desin, ne olacak ki? Ben o öyle dedi diye seni tek başına mı göndereceğim? De inanmazlarsa bana orada. Ya Serpil kafasına koyarsa ikimizi de öldürmeyi. Ne olacak? Birkan ben ilgileneceğim demedi mi? Dedi de işte. Ne bileyim, korkuyorum ben. Korkuyla yaşanmaz Şirin. Bizi cesaret kurtarır. Bak, sen en başından korkmasaydın Serpil bunların hiçbirini yapamazdı sana. O yüzden korkma. Ben hep yanındayım. Tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi. Cem Bey, hoş geldiniz. Merhaba Aysun. Herkes nerede? Toplantıdalar. Mehmet de mi? Evet. Güzel. Cem'in yürüttüğü bu Odessa projesi... Cem, merhaba. Cem! Merhaba arkadaşlar. Merhaba Cem. Mailimi aldın mı? Aldım. Oktay Bey, istifamı kabul etmemişsiniz. Tabii ki etmedim. Yani saçma sapan şeyler. Cem, ulaşamadım sana ya. Merak ettim. Bir özür dilemek için aramıştım da... senin iyiliğin için gerçekten. Kes Mehmet. Sen hiç ağzını açma. Ne oluyor? Serpil Hanım, bu adam Yasemin'e nasıl ulaştı? Nereden geldi bu iş size? Niye kızıyorsunuz anlamadım. Sizin şirketin yemeğiydi.
Hayır, şirkette kimsenin bu yemekten haberi yok. Mehmet Bey'im var. Talep ondan geldi. Mehmet. Mehmet Tuna. Evet. Direktörümüz Herfişer burada. Yemekli bir toplantı olacak. Yasemin'in Almancası çok iyi. Bize mihmandarlık yapmasını istiyoruz dedi. Ben de organize ettim. Beni neyle suçluyorsunuz anlamadım. Hatta fatura bile kestim. Mehmet'in adına kesilmiş bu fatura. Evet, öyle istedi. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Cem? Amacın ne senin? Nedir bu saçmalıklar? Arkadaşlar bakmayın öyle. Bu kadına mı inanacaksınız, bana mı inanacaksınız? Kaç para verdin o kadına beni suçlaması için? Ha? Kaç para verdin? Sen gerçekten zavallısın Cem. Zavallının tekisin sen. Daha bitmedi Mehmet. Daha bitmedi. Kız bu. Yasemin adı. Hoyo diye bir yerde çalışıyor bu. Bu da bizim patron. En tepedeki. Alman. Fişer. Patrona bu kızı ayarlayacağım. Kapat şunu. Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Böyle şeylerle vakit kaybetmek istemiyorum. Kapat şunu. Çekil önümden. Çekil. İzleyeceksin. Lan nesini izleyeceğim saçma sapan şeyleri? Sen çekebildiğin kadar fotoğrafını çek. Tamam mı? El ele, göz göze. Tamam. Tamam, kolay. Yalnız kızı arıza yapabilir. Sakın onlara takılma. Patron içeri girdi, kızı gördü. Sen çekmeye devam et. Ondan sonra 500 kağıdı al. 1000 abi. Ne? Yani 1000 liranı alırım. Oğlum iki kare fotoğraf için 1000 lira neymiş? Maalesef 1000 liradan aşağı olmaz. Ne sahtekar adamsın sen ya. İyi tamam 1000 olsun. Yalnız parayı peşin alayım. Ah Melih. Peki. Yalnız beni gören falan olursa, soran olursa tanımıyorsun tamam mı? Tamam. Bunu da mı inkar edeceksin? Komplo bu. Bana komplo kurdular. Nasıl bir insansın lan sen? Sen nasıl bir insansın lan? Ha? Utanmadı mı tertemiz bir insanı lekelemeye? Cem yeter, öldüreceksin yeter. Cem! Tamam, tamam Cem, gel. Aysun, güvenliği çağır. Tamam. Güvenliği çağır. Tamam. Sen ne iğrenç bir adammışsın Mehmet. Sen ne aşağılık, ne adi bir adammışsın. Yazıklar olsun sana. Oktay Bey, beni dinleyin. Neyini dinleyeceğim ulan sen? Bu rezilliğin nesini dinleyeceksin? Resmen tezgah kurdu bana. Kovuldun Mehmet. Kovuldun. Artık marin marin çalışanı değilsin. Gelin, gelin. Alın şu insan müsveddesini buradan. Götürün, götürün atın. Hiçbir şeye dokunmayacak. Özel eşyalarını da sonra biz göndereceğiz. Tamam, bırak, bırak, tamam, bırakın. Tamam. Ya arkadaşım, tamam. Bırak, dur. Bitireceğim lan seni. Mahvedeceğim seni Cem. Mahvedeceğim seni. Adalet, şu andan itibaren Mehmet'i tazminatsız gönderiyorsun. Hemen Oktay Bey, hemen. Aysun, sen de şu videoya Almanca altyazı yaptır. Berlin merkeze göndereceğim. Ne oldu? Korkuyor musun? Bana bu kadar iyi davranmanı hiç hak etmiyorum Yasemin. Hiç. Ben senin başına tonla bela açtım. Sen hala benim yanımdasın. Şirin. Ben tabii ki senin yanında olacağım. Sonuna kadar. Tamam mı?
Biz Birkan Bey'le görüşecektik. Birkan amirim şu anda burada yok. Ben yardımcı olayım size. Teşekkürler ama biz kendisiyle görüşeceğiz. Buyur kızım. Biz Birkan amiriyle görüşecektik. Nerede Birkan? Bilmiyorum müdürüm. Buralarda bir yerdedir. Ben arkadaşları isterseniz kantinde misafir edeyim. Tamam tamam ben hallederim. Gelin benimle kızım. Ha. Bu arada ben Cevat müdür. Evladım gelsenize. Bize kendisiyle konuşmamızı söyledi. Kızım burası emniyet. Bakın burada herkes aynı işi yapıyor. Yani derdinizi bana rahatlıkla anlatabilirsiniz. Hadi. Allah'ım ya. Birkan amirim vır vır edecek şimdi. Ya rahat olun rahat. Oturun oturun. Yok sağ olun. Sen sabah da gelmiştin değil mi? Sıkıntınız nedir? Hadi anlat. Müdürüm, ben Serpil Zengin diye bir kadının eline düştüm. Hoy Ajans'ın sahibi. Nasıl yani eline düştün? Bu benim. Anlamadın? Beni düşürdüğü bataktan kurtulmak için kaçtım. Ama şimdi peşime düştü. Öldürmekle tehdit ediyor. Ne diyorsun kızım sen? Neden söylüyorsun? Allah Allah. Hala aklım almıyor. Hani bir insan nasıl bu kadar aşağılık olabilir ya? Gerçi Fişer vekilliği paylaştırmam için ısrar ettiğini de anlamam lazımdı yani. Demek ki ona da şantaj yaptı. Kesin. Neyse. Yasemin Hanım kız arkadaşınmış ha. Bizim de ondan bir özür dilememiz lazım. Yani sonuçta bizim direktörün rezilliğine maruz kaldı. İletirim kendisine. Müsaadenizle Oktay Bey. Nereye? Yoksa işinin başına mı geçeceksin? Beni bugünlük affedin lütfen. Biraz işim var. Tamam tamam tamam. Hadi sen git kız arkadaşının moralini düzelt. Hadi. Durup dururken neler yaşadı ya. Vallahi çok üzüldüm. Görüşmek üzere. Şu herifi yerle bir ettin ya Cem. Resmen içimin yağları eridi. Bitirdi bitirdi. Muhabbet resmen. Bence var ya Mehmet bir daha belini doğrultamaz ha. Doğrultamasın pislik. Yarın görüşürüz Cem. Görüşürüz arkadaşlar. Şaka. Ne oldu Pelinci? Yanlış ata mı oynamışsın yoksa? Ne demek istiyorsunuz Adalet Hanım? Kızım sen bizi kör mü sanıyorsun ha? Pelincim. Daha gençsin. Yolun başındayken hatanı anla. Bir daha böyle şeyler yapma. Bu yollar çıkmaz. Kolay gelsin. Şimdi siz kaç kızdınız orada? İki. Ama bazen üç dört oluyorduk. Şu şeyin adı neydi bu? Sizi böyle getirip getiren adam var ya. Meto. Ha. Metin yani. Hı. Soyadı yok mu onun? Soyadını bilmiyorum. Ama onun bir kabahati yoktu yani. Yazık adam sürekli yardımcı olmaya çalışıyordu bize. Tabii tabii. Onu bulup bir konuşalım bize de yardım etsin. Amirim. Şu bu ne? Amirim engel olmaya çalıştım ama Cevat müdür direkt olayın içine daldı ya. Sen ne işe yarıyorsun lan burada? İki dakika kantinde tutamadın mı kızları ya? Denedim amirim denedim. Söyledim kantinde misafir edeyim diye ama Cevat müdür izin vermedi. Kes Suba. Seninle sonra hesaplaşacağız. Cevat müdürüm. Ha Birkan gel bakalım. Bak bu hanımlar seni tanıyormuş galiba. Seninle görüşmeye gelmişler. Tanışıyoruz evet. Birkan, Serpil Zengin diye bir kadın varmış. Tanıyor musun sen? Oyo Moyo mu diye bir şirketin sahibiymiş. İlk defa Şirin Hanım'dan duydum.
Şirin Hanım, isterseniz gelin ifadenizi... Aldım ben, aldım. Üzümü yok. Bana bak. Hemen harekete geçeceksin. Cebir, tehdit, hile ve çaresizlikten yararlanarak teşvik etmek. Aracılık, yer temini, ölümle tehdit. Serpil denen kadını bu suçların alayından aldırıyorsun. Al, adres burada. Bir ekip yolla, hemen alıp gelsinler. Ben kendim alırım müdürüm. Tamam, tamam. Sobo, bana bak, gel buraya. Al şu adrese bir baskın yap. Kim var, kim yok, topla getir buraya. Emredersiniz müdürüm. Yok Birkan, bu bizim geçmiş dosyalarda Serpil denen kadınla ilgili bir durum yok mu? Tekrar bir gözden geçir bakalım. Ha, ismini de tarat, tamam mı? Daha önce hiç rastlamadım ama bakarım yine. Hiç yolumuza çıkmaması çok ilginç bu kadının. Bakalım altından neler çıkacak. Selim, ekranlar dolu mu oğlum? İyi tamam, dosyaya baksınlar, göndereceğim, tamam. Tamam. Kızım geç içeri, arkadaş yardımcı olacak sana. Bu Meto muydu neydi, işte onun dosyasına bir bak bakayım, teşhis edebilecek misin? Bizim dosyaların arasında var mı? Hadi bakalım. Hadi üzülme, tamam tamam tamam. Demek Serpil zengin ha? Yasemin, açar mısın? Yasemin. Yasemin'e mi bakmıştınız? Evet. Kendisi yok eve de, arkadaşıyla çıktı. Eski ev arkadaşı Şirin. Nereye gittiklerini biliyor musunuz? Yok vallahi bilmiyorum ama telaşlı telaşlı çıktılar. Peki, teşekkürler. Peki. Senin gelmene gerek yoktu. Niye geldin? Bana güvenmedin mi yoksa? Yok canım, niye güvenmeyeyim? Ben Şirin'in yanında olmak istedim. Yasemin. Ne olur aç. Şunlara iyice bak. Meto dediğin şahıs var mı? Ya da tanıdığın başka birileri? Ne yapacaksın şimdi? Şirin'i bekleyeceğim. İstersen hiç şey yapma yani, bekleme. Onun işi uzun sürer. Yok yok, bekleyeceğim. Zaten çok korkuyor. Biz sen yoksun diye Cevat müdürle konuştuk. Ha, iyi yapmışsınız. Ben yardımcı olmak anlamında gelin beni mutlaka bulun dedim. Yoksa sıkıntı yok. Cevat müdür de iyidir. Erkan. Erkan. Sen bu kıza... Benden başka kimseye ifade verme demişsin. Hayırdır? Ha yok müdürüm, ben hani yardımcı olmak anlamında mutlaka gelin beni bulun dedim. O da çok korkmuştu herhalde, öyle anladı. Sen bu kızları nereden tanıyorsun? Buyurun müdürüm. Tamam Hakan müdürüm, dinliyorum. Amirim. Araçlar hazır. Tamam ben geliyorum, siz hazırlanın. Şu adresleri de kontrol edin, tamam mı? Emredersiniz. Bir de buna bakın. Selim ben hallederim, sen bir kahve kap hadi. Bir saniye. Hangi dosyayı vermişler ya?
Sen önce buna bak. Bu kadın sizi o evlerde kilitli tutuyor muydu? Yok, kilitli değildik. Ama bir yere kaçacak halimiz de yoktu. Şiddet var mıydı? Dayak, işkence. Dayaksız oluyor mu bu işler? Nereye götürüyordu sizi bu? Yani değişiyordu. Genelde rezidanslar. Serpil Zengin. Buyurun benim. Bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Sebep? İfadenize başvurmamız lazım. Tamam da memur bey niye? Amir. Birkan Amir. Buyurun gidelim. Avukatımı istiyorum ben. Merkeze çağırırsınız avukatınızı. Peki. Çantamı alayım o zaman. Buyurun. Demedim mi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Beni mahvetmeye mi çalışıyorsun? Kes lan sesini. Şirin Cevat Müdür'e ifade vermiş. Bu kadın beni demiş. Ben almayayım da başkası mı alsın seni? Bittim ben. Ne yapacağım? Mirkan. Bu işi temizle yoksa seni de bitiririm. Yemin ederim seni de bitiririm. Kes. Bir sakin ol ya. Ben her şeyi ayarladım. Şimdi beni iyi dinle. Alın bunu. Alın şunu sorgu odasına. Korkulacak hiçbir şey yok. Canım. Seni çok özledim Murat. Dur dur yavaş. Bir daha yap. Sen de beni çok özledin. Gel buraya gel. Adam. Ablanın ne kadar üstün bilsen yine özler miydin acaba? Al bakalım. Bunları arkadaşlarına dağıt tamam mı? Hep beraber oynayın.
Hepsi sizin çocuklar. Kavga etmeden oynayın, tamam? Yasemin hiç gelmedi mi bugün? Gelmedi. Evinde değil mi? Değil, baktım. Eski ev arkadaşıyla dışarı çıkmışlar. Aa, Şirin'le mi? Evet. Niye şaşırdınız? Yo, onların araları çok iyi değildi de barışmışlar demek ki. Herhalde. Aslında barıştıklarına sevindim biliyor musun? Çok eski arkadaş onlar, birlikte büyüdüler. Ne kadar iyi olmuş barıştıkları. Siz Yasemin'e telefon ettiniz mi? Ettim, açmıyor. Nevin Hanım, ben Yasemin'i çok fena küstürdüm. Çok kötü şeyler söyledim, haksızlık ettim. Vallahi o zaman işiniz biraz zor. Yasemin çok dayanıklıdır. Her şeye katlanır ama bir kere de darıldı mı? Kim gelirse gelsin kolay kolay affetmez vallahi. Yapmayın Nevin Hanım, demeyin öyle şeyler. Ne yapacağım ben peki? Nasıl alacağım gönlünü? Orasını ben bilemem. Bundan sonra size kalmış. Aç kapıyı polis, aç! Aç! Buyur abi. Her yere iyice bakın. Dolap işlerine, yatak altlarına, hadi, hadi! Ne zamandır burada oturuyorsunuz? 2 yıldır abi. Abi değil canım kardeşim. Komiserim diyeceksin. Komiserim içeri temiz. Her yere baktınız mı? Baktık komiserim. Burada kızımız yaşamıyor. Hiçbir şey yok. Kontadınızı getirin bakayım. Buyurun komiserim. Komiserim, ne oluyor? Bir problem var? Bir şey yok. Hadi toplanın. Diğer adrese bakacağız. Serpil zengin. Ne zamandır kadın ticaretinin içindesin sen? Ne? Ne diyorsunuz? Yanında çalıştırdığın kızlar... Ne dediğinizi anlamıyorum ben. Nereden çıkıyor bunlar? Kim atıyor bu iftirayı? Rakip şirket mi? Ne oluyor? Bakın ben itibarlı bir şirketin sahibiyim. Benim şirketim... Bak! Şirin Acar ne diyor? Diyor ki... Cebir, tehdit ve zorla beni... Şirin. Evet, Şirin Acar. Şirin mi yapıyor bu suçlamayı? Şimdi anlaşıldı. Müdür bey, ben o kızı kasamı soyarken yakaladım, işten attım. Şimdi intikam almak için iftira atıyor. Kasanı soyarken yakaladın. Evet, isterseniz ispat edebilirim. Telefonumu verirseniz, ofisimde kamera var çünkü. Polise verme diye yalvardı. Acıdım haline. Allah'ından bulsun dedim. Bırakmamak gerekiyormuş demek ki. Heh. Buyurun. Hırsız damgası yemesin istedim. İnsanlık yapayım dedim. Karşılığı böyle mi olacaktı? Şu hale bak.
Esas ben şikayetçiyim komiserim. Hırsızlıkla suçluyorum onu. Alın bu kızı içeri. Bir bak bakalım şuna. Aman. Şirin bu ne? Bana zorla imzalattın senetler işte müdürüm. Kızım elinde para var, para. Bak elinde bir tomar para var. Yemin ederim ki öyle bir şey değil. Ya kadının kasasını resmen soymuşsun ya. Allah Allah. Bu yüzden mi iftira attın? Ne iftirası? Bakın ben kendi paramı alıyordum oradan. Yasemin bana zorla imzalattığı senetler işte ben onları almaya çalışıyordum. Birkan Bey siz biliyorsunuz. Biz size anlatmıştık. Hani ev var demişti, peşinatını vermişti, sonrasında dolandırdığı ortaya çıktı. Biliyorsunuz. Cevat müdürüm. Ha, Subutay ne oldu? Evlerden bir şey çıktı mı? Vallahi bir şey çıkmadı. Nasıl? Adres temiz. Sitedeki evde iki tane öğrenci yaşıyor. 2 yıldır. Öbüründe de bir evli çift. Ne kız var ne de kızlardan bir eşya. Nasıl olur mu? Mümkün değil. Mümkün değil. Ben İrem'le birlikte kalıyordum o evde. Benim eşyalarım vardı hatta. Mutlaka bir iz bırakmış olması lazım. Mutlaka bir iz vardır Serpil'in yalanını ortaya çıkaracak. Tamam tamam kesin. Serpil Hanım'ı serbest bırakın. Hayır hayır olmaz. Olmaz böyle bir şey yapamazsınız olmaz. Ne olur ne olur bırakmayın müdürüm. Ne yapayım kızım? Hırsızlıktan seni içeri mi alayım? Kadın şikayetçi. Kasamı soydu diyor. Elinde de kapı gibi kayıtları var. Birkan, sen Şirin'in ifadesini al. Bırak, savcı halletsin geri kalan. Hayır, hayır. Bakın çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Bu kadın ikimizi birden öldürür. Sen de bize inanmıyorsun değil mi? Çok yanlış yaptık sana gelmekle. Saçmalama Yasemin. Tabii ki size inanıyorum. Ama kadın her şeyi örtbas etmiş. Elimizde hiçbir şey yok. Hani şu kayıtlar olmasa yine bırakmayacağım. Ama baksana Şirin'i suçluyor. Bir şey yap o zaman. Ya tamam yapacağım, bulacağım bir şey. İkimizi de öldürecek. Ne demek öldürecek ya? Olur mu öyle şey? Tehdit ediyor Birkan Bey bizi, tehdit ediyor. Şirin korkutmak için yapıyor. İnsan öldürmek o kadar kolay mı ya? Korkmayın siz. Ben gerekirse kapınıza bir polis memuru koyarım. Nasıl olacak peki? Kadın öyle serbest kalacak, çıkıp gidecek mi? Yasemin inan bana, bulacağım bir yolunu, tamam. Gözüm sürekli üstünde olacak. Bir açığını yakalayacağım, atacağım içeri. Ama bir sabırlı olun. Mehmet. Meto'yu bırak şimdi. Onun işini sonra göreceğim. Şimdi beni iyi dinle. Sana bir adres vereceğim. Hayat bu işte. Yapayalnızsın. Yani arkanda birisi yoksa haklıyken bile haksız konumuna düşüyorsun. Gördün işte. Birkan amir bile bir şey yapamadı. O ne? Mektup. Cem'den. Yasemin. Hayatım boyunca ilk kez sevdiğim, tek sevdiğim sevgilim. Seni kaybettiğimi biliyorum. Bana ne kadar kırgın olduğunu, beni bir daha görmek istemediğini biliyorum. Sen beni korumak istedin, beni korumak için sustun. Sana ne kadar büyük bir haksızlık yaptığımı farkındayım. Ama ben kuşkularla, travmalarla o kadar yaralanmışım ki, gözlerim öylesine kör olmuş ki, senin aşkının büyüklüğünü görmek yerine seni suçladım. Sana birbirimizin yaralarına ilaç olalım dedim. Ama yaramı sana göstermedim. Beni kısacık bir an görmeye tahammül edersen her şeyi anlatmak istiyorum. Neden böyle güvensiz, böyle kuşkulu, böyle yaralı olduğumu, seni bir daha göremeyeceğimi düşünmekten nasıl korktuğumu anlatamam. Sana duyduğum şey aşktan çok daha büyük. Yokluğunun nefessiz kalmaktan bir farkı yok. Beni affetmen çok zor biliyorum. Ama bekleyeceğim. Bir gün beni özlemeni, görmek istemeni. Nedir yaran anlat demeni sabırla ve bütün aşkımla bekleyeceğim. O gün hiç gelmeyecek olsa bile. Cem.
Can. Nasıl olacak? Oğlum. Belkıs seni öyle bir zehirlemiş ki. Habere mutlu olma ihtimali tebep duruyorsun. Bakalım bu defa kendini Yasemin'e nasıl affettireceksin? Tek bir yol var abi. Yasemin'le bir daha ayrılmamamız için tek bir yol var. Ha. Neymiş o? Evlenme teklif edeceğim. Ne? Koçum benim. Güzel haber. Sevdiğince sevilmiyor, öyle mi? Ama ben seviyorum, ne yapacağız? Nasıl tutuldum ben sana böyle Yasemin? Kızım ne yapacağım ben bu aşkla? Neredesin? Bir yere ayrılma, geliyorum. Ama Cem, iyi düşündün mü oğlum? Hani kızı yine üzmeyesin. Bak. Bence sen önce kendine şöyle bir çeki düzen ver, tamam mı? Şu şüphelerine kurtul oğlum. Ha? Ancak Yasemin yanımda olursa kurtulurum abi. Ha, yine iş Yasemin'e düştü yani. Bu defa da kıza seni ayakta tutma görev verdin, öyle mi? Öyle deme be abi. Seviyorum ben. Sevmek yok mu? Olur mu ben? Hayatta sevmek gibisin var canım. Hadi o zaman. Güzel günlere. Seni böyle ağlattığına göre çok güzel bir mektup yazmış olmalı. Çok güzel yazmış. Ama bitti. Hem böyle olması daha iyi oldu. Bitecekti zaten. Yasin, bana pek iyi olmuş gibi gelmiyor. Sen bayağı ölüyorsun Cem'in aşkından. Ölüyorum. Ölüyorum ama olmaz. Ben neredeyse onun kardeşini öldürüyordum. Murat'ın saçının tenine zarar gelse ben ölüp ölüp dirilirim. Bir de Cem'i düşün. Kardeşini hastane köşelerinde görünce nasıl acımıştır içi. O yüzden olmaz. Niye öyle düşünüyorsun? Belki olur. Cem'de bu güvensizlik varken benim de ona anlatamadığım, anlatmaktan korktuğum bir sürü sır varken olmaz. Tekne olayını bilmiyor hala değil mi? Bilmiyor. Kaç kere anlatmak istedim. Kaç kere hazırladım kendimi. Ama anlatamadım. Neden anlatmadın Yasemin? Korktum çünkü. Bana inanmamasından korktum. Onu kaybetmekten korktum. Hiç dürüst olamadım ben ona karşı. Sanki sürekli benim bir açığımı arıyormuş gibi hissettim. Anlatamadım o yüzden. Hiden, niye böyle bu adam? Niye bu kadar güvensiz? Her şeyden kuşku duyuyor. Annesiyle alakalı sanırım.
Mektupta öyle bir şey yazmış. Eğer izin verirsen her şeyi anlatmak istiyorum demiş. Yasi, izin ver anlatsın. Ama çok seviyorsun. Ben bir kere daha yıkılmak istemiyorum Şirin. Gücüm kalmadı artık. Bitsin en iyisi. Bizde aşk haram yani. Öyle diyorsun. Ama ben senin yerinde olsaydım mutlaka... Yasmin kim ki? Cem olabilir. Kim o? Pardon, birini soracaktım. Bir açar mısınız? İnşallah bir dakika. Balkondan kaçacağız. Burası temiz. Bir odaya bak. Kimse yok. Pencereden, balkondan bir yerden kaçtılar herhalde. Evet. Serpil Hanım, kaçtılar. Ne demek kaçtılar? Bir işi beceremiyorsunuz. Ben boşu boşuna mı besliyorum sizi? Serpil Hanım, kaçta göz arasında balkona çıkıp gitmişler. İki yarım akıllı sizden uyanık çıktı, öyle mi? Ben sizin yapacağınız işe tüküreyim. Allah kahretsin. Ben ne dedim sana Sumu? Şirin'i Cevat'la karşı karşıya getirmeyeceksin demedim mi? Lan beni yakmaya mı oynuyorsun? Yetmemiş bir de Yasemin'i karşısına oturtmuş. Ya Cevat Yasemin'i tanısaydı? Ya bu tekne gecesindeki kız deseydi? Dım lan ben. Amirim. Başlatma lan amirinden. Yasemin oraya girdiği an beni arayacaktın. Beni arayacaktın. İçeri girdikleri anda Cevat da anladı. Cevat da anlamış. Görüyorum ben senin Cevat'la nasıl enseye tokat olduğunu. Gözümden kaç sanma. Senin yedi sülaleni bitiririm Subu. Anladın mı lan? Her şey bir yere kadar Birkan Efendi. Her şey bir yere kadar. Ben şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Biz nereye geldik? Gel. Ha? Yasemin, Şirin, ne bu haliniz? Nemin abla, anlatacağım. Girebilir miyiz? Gir, gir.
Neler oluyor kızlar? İyi misiniz siz? Bak, Şirin ablan seni görmeye geldi. Evet Murat, seni görmek için geldim. Gel, gel. Ah oh, canım benim, canım, 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 canım. Ah! Oh! Ben neredeydim? İşlerim vardı. Ankara'ya gitmiştim. Ama geri döndüm. Bundan sonra buradayım. Ben de seni çok özledim. Çok gel, gel. Yasi, bugün ben yatırayım mı Murat'ı? Yatır. Hadi. Ben de geliyorum zaten tamam. Şimdi. Neler oluyor kızım? İçeride konuşalım mı? Geç. İnsanı çatlatma Yasemin. Konuşsana. Bu Şirin yine başına bir şey mi açtı yoksa? Yok yok. Şirin'in bir suçu yok Nevin abla. Serpil var ya. Benim şirketimin patronu. O kadın hiç sandığımız gibi bir kadın değilmiş. Ne demek o be? Kadın. Emine abla. Şirin'i de tuzağına düşüren oymuş. Önce borçlandırmış. Sonra borcunu ödeyemeyince öldürmekle tehdit etmiş. Ay aman Allah'ım. Ya seni de. Ay Allah'ım aklımı koru sen. Şu kadarcık şüphelenmedim ya. Şu kadarcık şüphelenmedim kadından Nevin abla. Kadın meğer... Ay Allah'ım sen koru ya Rabbim. Kız vallahi bak şimdi bu Şirin'e benim içim acıdı ya. Biz polise gittik. Şirin şikayetçi oldu. Sonra aldılar getirdiler bu kadını karakola. Ama ne hikmetse kadın bir şekilde kurtuldu. Şirin de ispatlayamadı söylediklerini. Serbest bıraktılar kadını. Nevin abla. Sonra peşimize adam takmış. Eve kadar geldi Nevin abla adamlar. Çok korktuk. Nereye gideceğimizi bilemedik. Sana geldik. Allah kusum iyi yapmışsınız. İyi yapmışsınız da. Peki şimdi ne olacak? Bu kadın sizi rahat bırakmaz Yasemin. Ben de bilmiyorum ne yapacağımızı. Nevin abla, ben senden bir şey istesem, sen bizi burada saklayabilir misin? Birkaç gün, en azından gidecek bir yer bulana kadar. Tabii senin için sorun olmayacaksa. Kuzum, hele bir sakinleşin. Kendinize gelin. Murat da huzursuz olmasın şimdi. Sonra elbet buluruz piyonu. Tamam. Nasıl özlemişim seni. Hadi uyu. Bak bütün arkadaşların uyuyor. Uyku vakti mi? Hadi bakalım. Merak etme. Bir daha hiçbir yere gitmeyeceğim.
Şirin? Ne oldu, sen niye ağlıyorsun yine? Sevenim varmış yaz. Ölüp gitsem arkamdan kimse ağlamaz diyordu. O varmış meğer. Ama biz bir daha ağlamak yok demedik mi? Ben sevinçten ağlıyorum. Bu sayılmaz. Size kavuştuğum için. Olur mu? Tamam. Sevinçten ağlayabilirsin. Ne yapıyorsunuz buradasınız? Yemek de yememişsinizdir, karnınız acıkmıştır sizin. Güzelce bir karnımızı doyuralım önce. Hadi, hadi. Geçin. Cevat müdüre bir yalakalık. Görmüyorum çünkü ben, körüm. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen, yerime göz mü diktin? Yasemin aramış. Hayırdır? Ah benim güzel kızlarım. Neler gelmiş başınıza yahu? Buna bir çare bulmak lazım ama böyle olmaz. Nevin ablacığım, biz başka bir yere gideriz zaten. Yani bu akşamlık buradayız. Evet. Aman Beşir'in, ben onu mu diyorum? Aşk olsun yani sana. Birkan arıyor. Aç hadi aç. Alo. Yasemin. Beni aramışsın, bir şey mi oldu? Serpil bizi öldürtmeye kalktı Birkan. Eve adam yollamış. Balkondan kaçtık biz. Ne? Ne diyorsun sen ya? Öldürmeye mi kalktı? Eve iki tane adam yollamış diyorum Birkan. Ben kapı merceğinden baktım, biz zor kaçtık Şirin'le balkondan. Nasıl bir manyak çıktı bu kadın ya? Sakın korkmayın Yasemin. Hiçbir şey olmayacak. Size bir şey olmasına asla izin vermem. Neredesiniz şimdi? Sevgi evindeyiz. Ha, şu kardeşinin kaldığı yer. Evet. Ama yarın emniyet müdürlüğüne gidiyoruz. En tepeye. Karakolda kendini kurtarmış olabilir. Ama bu sefer kurtaramayacak. Dağ başın burası ya. İnsan öldürtmek bu kadar kolay bir şey mi? Değil tabii. Ama Yasemin, kendi başınıza hareket etmeyin. Bak kadın her şeyi ayarlamış. İki dakikada örtbas etti kendi vaziyetini. Resmen elimiz kolumuz bağlı kaldık. Kim bilir kimler var arkasında. Böyle kolay olmuyor bu işler. Yanına mı bırakalım Birkan? Hayır, tamam, anlıyorum. Yasemin, korkmuşsunuz. Ama onun istediği bu. Bak ben alayım seni, yani sizi, Şirin'le seni. Benim evde daha güvende olursunuz. Yok. Yok sağ ol, iyiyiz biz burada. Bizi burada bulamaz zaten. Devletin yerine saldıracak kadar da gözü dönmemiştir herhalde. Tamam. Bizi orada bulamaz diyorsan kalın. Ama Yasemin sakin. İndireceğiz o kadını, bak söz veriyorum sana. Ama adım adım, yavaş yavaş. Böyle olmaz. Kendi başınıza hareket etmeyin, bak her şey daha kötü olur. Bilmiyorum Birkan ya. Bilmiyorum. Bana güven ya, güven. Halledeceğim. Ama sakin, tamam mı? Arayacağım ben gene seni. Hadi. İyi geceler. Sana da. Birkan. Efendim. Teşekkür ederiz. Ne demek? Lan abla, lan abla, lan abla. Sen benim sevdiğim kadının evine nasıl adam gönderirsin ya? Cem'e gel beraber yiyelim dedim ama Ekber'in kahvesindir. Sonra ben gelir Arda'yı görürüm bir ara dedi. Hadi ye çocuğum. Hadi canım. Başla yemeğe. Acıkmadım ki hala. Aa, acıkmadım diye bir şey yok. Yemen lazım. Ye ve topla kendini. Bak, Dudu'ya biber dolması yaptırdım. Küçükken de severdin sen. Başkalarının çocukları içlerini yer, biberlerini bırakırdı. Sen hepsini yerdin. Hala hatırlamıyorsun değil mi? Hı? Dur bakalım, hatırlarsın. Birkaç gün sürer dedi doktor hatırlaması. Yemen lazım. Ye topla kendini. Yarın da incik yaptıracağım.
Dudu'ya gelirken bizim kasaba uğra dedi. Niye öyle bakıyorsun? Niye bu kadar iyisin hala? Çünkü ben senin halan. Ben büyüttüm seni. El kadardım kucağıma verdiklerinde. Sapsarı saçlarım vardı. Ay çok güzel bir bebektin. Çok tatlıydın. Bir tanem. Canım benim. Kim bu saatte böyle kapıyı vuran? Berkız'dır. Gidecek misin gene? Ferhan, aç kapıyı, aç. Aç diyorum, hadi sonsuza kadar tutamazsın oğlum orada. Ferhan, aç, oğlumu alıp gideceğim, hadi. Ya bırak bu masum genç kız ayaklarını da fiyatını söyle hadi. Kaça gelmiştin o gece tekneye? Ben o tekneye yanlışlıkla bindim. Tabii. Hep öyle olur zaten. Alsana. Arda. Arda. Arda neredesin oğlum? Arda burada yok. Ne yüzle geliyorsun sen bu eve? Hı? Saçmalama Ferhan. Arda ben geldim. Arda burada yok diyorum. Laftan anlamaz mısın sen? İki gün bu çocuk hastanelerde süründü. Sen neredeydin? Ferhan kes sesini. Abisiyle biz aradık biz. Ayağı kaldırmadığımız ne avukat kaldı ne polis. Sen neredeydin? İş gezisinde. Ferhan sesini kes diyorum sana. Arda. Ne iş çeviriyorsun sen oğlundan daha kıymetli? Bir gün anlayacak bu çocuk senin kim olduğunu. İşte o zaman yüzüne bile bakmayacak. Arda! Arda, iyi misin oğlum? Bırak beni. Arda, evimize gidelim çocuğum. Yarın seni en iyi doktorlara götüreceğim. Ne doktoru ya? Hala görüşürüz. Arda! Ne o? Kuzu kuzu seninle birlikte geleceğini mi sandın? Hadi bakalım. Oo, kimler gelmiş kimler? Arda, koçum benim. Sen buraların yolunu bilir miydin ya? Hoş geldin. Geç bakalım şöyle. Arda senin ne işin var burada? Niye geldin sen? Niye bu kadar şaşırdın ki? Ekber abinin kahvesine gelemez mi? Herhalde. Her ne kadar hayırsız bir yeğen olsa da sonuçta onun da Ekber abisiyim. Hoş geldin koçum. Dolduruyor bir tane? Yok, yok abi sağ ol. Kusura bakma Ekber abi. Vallahi çok ayıp ettim sana. Alsın be koçum. Gençsiniz, ne yapacağız? Böyle işte. İyi misin? İyiyim abi sağ ol. Eyvallah. Arda, niye geldin sen? Doktor sana birkaç gün evden çıkmayacaksın demedi mi? Doktor birkaç gün hiçbir şey hatırlayamazsın da demişti. Hatırladın mı yoksa? Hepsini. Baştan sona. Anlatsana oğlum. Kim yaptı sana bunu ha? Kim seni bu hale getirdi? Arda. Oğlum söylesene. Kim yaptı? Kalkıp gidelim karakola. Arda kim yaptı? Yasemin. Yurda ilk geldiğin günü hatırlıyor musun? Yağmur yağıyordu. Sen bir köşede şaşkın şaşkın durup ağlıyordun. Sen geldin yanıma. Elimi tuttun. Ağla dedi. Buradaki herkes ağlar. Sen de ağla. Ne ağladık be. Allah'ım ne ağladık ya. Tamam ama artık.
Artık ağlamak yok. Yani ağlarsak da sevinçten ağlayacağız. Sevinçten. Evet, sevinçten. Arda. Oğlum ayıp ediyorsun bak. Söylenir mi lan böyle şeyler? Ekber abi bir dur. Niye öyle bakıyorsun? İnanmıyor musun bana? Ya sen bana sabır ver Allah. Abi bak beni bir dinle. Ben senin iyiliğin için... Abi mi? Abi mi olduk yine? Doğruyu söylüyorum. Beni öldürmeye kalkan Yasemin'di. Ben o kızı tekne partisinden biliyorum. Hani şu uyuşturucudan bir kız ölmüştü. Sen beni karakoldan aldın. O gece teknede Yasemin de vardı. Oğlum gerçekten ayıp ediyorsun ama. Ne ayıp etmesi Ekber abi? Biz o kızı... Ben Cem'i bu kadından kurtarmak için... Arda beni delirtme! $500 o kız! $500! Ya! Ne yapıyorsun lan? Lan gebertirim seni! Gel nereye gel? Parçalarım lan seni! Seni parçalarım! Doğruyu söylüyorum. Yasemin'e düş abimin yakasından demek için gittim ben oraya. Üstüme yürüdü itti beni. Sonra kafama bir şeyle vurdu. Beni öldürmeye çalıştı Yasemin. Oğlum ne saçmalıyorsun lan sen? Beyoğlu'nda buldular oğlum seni. Ne yapacaktı abi? Beni evde mi bırakacaktı? Bir yere götürüp atmıştır işte. Öldürürüm lan seni! Seni öldürürüm lan! Cem! Konuşturma beni. Geçmişi anlattırma. Anlat lan! Anlatsana! Onun da zamanı gelecek. Zamanını bekleme söyle. Evet. Söylesene! Peki. Sen istedin. Böyle olmasını sen istedin. Bu çocuk nasıl böyle oldu ya? Ha? Bu Arda'ya ne oldu böyle? Ne diyordu o? Bir şeyler anlatırım falan. Ne var oğlum sizin geçmişinize? Ha? Ne var? Günah var abi. Geçmişimizde çok günah var. Üşümeyin kızlar. Teşekkürler Nevin abla. Teşekkürler. Yasemin, vallahi ağzıma açık kaldı be kızım. Patronun kadın sana ameliyat için o parayı verince, ay Allah'ım ne kadar iyi bir kadın, bu sanki melaike dedim. Meğerse niyeti başkaymış, seni de düşürmekmiş. Ay evlerden ırak olsun ya Rabbim. Şimdi onu düşünüyordum biliyor musun? O kadın bana özellikle verdi o parayı. Beni borçlu bırakacaktı. Sonra beni de zorlayacaktı. Ay Allah'ım sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Peki ne olacak şimdi? E kızım polisler bile bir şey yapamamış bu kadına. Yani tamam, bu akşam burada kalın ama yarın ne olacak be kızım? Yani sakın yanlış anlamayın çocuklar, siz benim canımsınız. Vallahi şu göğsümün içinde saklarım ben sizi. Ama buradaki çocuklar da bir zarar görürse kahrımdan ölürüm ben ya. Nereye gitsem oranın huzurunu kaçırıyorum. Şimdi saçmalama. Bulacağız bir yolunu. Sen merak etme Nevin abla. Biz bir şekilde bir yolunu buluruz. Yarın sabah gitmiş oluruz. Nereye gideceğiz Yasemin? Gidecek neresi var ki? Durun bir. Ay böylesi de bir değişik. Ben hep senin dövmene alışmışım. Böyle ağzın burnun yamuk görünce bir tuhaf oldum. Bak Serpil Hanım. Hepsi bu İrem karısının uydurması. Kendisi teklif etti. Hadi işe çıkalım dedi. Şu Serpil'i dedi kandıralım, kekleyelim dedi. Olmaz dedim. Dövdüm bir iftira attı diyorum size. Kes Metro kes. Hadi paralel işe çıktınız yalan. Şirin'i sakladın da mı yalan? Ha? Nerede lan bu kız? Kızı ananın evine götürdün de mi yalan? Ne yapacaktın? Nikahına mı alacaktın kızı?
Serpil Hanım bak bilmiyorum diyorum. Ben kimseyi saklamadım diyor. Bak hala ya. Meto, sen hapislerde çürüyeceksin oğlum. Başlatma şimdi aşkından meşkinden. Anladın mı? Nerede bu kız? Bul getir bana. Bak bu Allah'ın beni çarpsın ki bilmiyorum diyorum Serpil Hanım. Hepsi bu İrem karısının uydurması diyorum ya. Öyle mi Meto? Tamam. 24 saat süren var. O kızı bana bul getir. Getirdin getirdin. Getirmedin. Kendine kalacak cezaevi bak. Oo. Serpil Zengin yine ayar veriyor. Kaybolun. Anladın mı beni Meto? 24 saat. Defol şimdi. Defol. Salak. Sen niye geldin gene? Yırttık değil mi bugün? Dua et Şirin'in videosu vardı yanımda. Ben ne dua edeceğim lan sen et. Ben her türlü yırtardım. Yırtardım. Kızlar. Benim evimin anahtarı. Sizi kimse bulamaz orada. Bu akşam ister burada kalın, ister gidin orada kalın. Ev boş. Ben ayda bir kere gitmiyorum bile. Hadi rahat rahat kalırsınız. Nevin ablam, çok sağ ol. Ama olmaz. Bir de oraya karıştırmayalım. Şirin, gene başladın böyle boş boş konuşmaya. Kızım, şeytanın bile aklına gelmez sizi orada bulmak. Yasemin hadi al. Hadi. Biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz Nevin abla? Kızlar, sizi ben büyüttüm ellerimle. Ben sizi sokağa salar mıyım ya gidin de başınızın çaresine bakın diye? Siz benim canımsınız canım. Doğursam vallahi anca bu kadar severdim. Hadi Yasemin al. Teşekkür ederiz. Tamam be tamam. İlla ağlatacaksınız beni de. Tamam. Şimdi anlat bakalım Serpil Zengin. Yasemin'i öldürmeye mi çalıştın? Ne diyorsun sen be? Yasemin'in evine adam mı gönderdin? Şirin onun evindeymiş de ondan. Ne yapsaydım yani? Benim Yasemin'le bir işim yok merak etme. Ama o Şirin salağının peşini bırakmaya da hiç niyetim yok. Yasemin bir daha senin yüzünden beni ararsa ablam abla dinlemem seni silerim anladın mı? Bitiririm seni. Ne yapıyorsun sen be? Aklımı kaçırdın. Ablanım ben senin. Yasemin için olmayacak bir sevda için ablanı mı karşına alıyorsun? Olacak lan. Önünde sonunda olacak. Olacak. O kız sana bakmaz oğlum. Bakmaz. O tren kaçtı gitti. Cem Yenilmez kim sen kim? İstediğin kadar kır dök. Şu dünyada bir tek sen kalsan o kız sana gelmeyecek. Lan! Çıldırtma lan beni! Böyle konuşup da çıldırtma! Babama benzedin lan. Babam gibi. Öyle deme. Çek vur beni ama öyle deme. O günü hatırladım lan. Hani babam beni yine dövüyordu. Yemeğin altını mı yakmışım ne? Annem daha yeni ölmüştü. Böyle saçımdan tutmuş yerden yere vuruyor. Ben de can acısıyla bağırıp çağırıyorum. Sen de daha ufaktın. 7-8 yaşında mıydın neydin? Masanın başında ders çalışıyordun. Bir atladım masadan. Bir ittin onu. Hatırlıyor musun? Yere yapıştı. İnanamadı. Ödü koptu korkudan. Ondan sonra da çok yaşamadı zaten. Geberdi gitti. Ablam. Birkan. Birkan. Oğlum biz anasız babasız büyüdük. El ele hayatta kalabildik. Şimdi ne yapıyorsun sen? Ha ne yapıyorsun? Böyle mi olacaktı? Ne yapıyorsun sen? Çok canım acıyor ablam. Çok canım acıyor. Gel salak kardeşim benim gel. (Gülüyor)
Bana bak, biz yan yana oldukça kimse canımızı yakamayacak. Duydun mu beni? Kimse. Vay be, artist gibiymiş. Sen hala öylesin. Sen hepimizi on basardın da, kör gururun daha o zamandan. Yok ben başkasının getirdiklerini giymem. Yok benim kıyafetlerim bana yeter. Ne yapayım? Gücüme gidiyordu birine muhtaç olmak. Sen el bebek kül bebek büyüdün. Tabii gücüne gider. Ben hiç hatırlamıyorum çocukken yeni bir şey giydiğimi. Hep başkalarının eskileri. Ben el bebek gül bebek büyüdüm de ne oldu? 9 yaşına kadar sadece. Kısacık bir rüya. Nevin ablaya bak. O da bayağı havalıymış gençliğinde. Kim bilir ne hayalleri vardı bu fotoğraf çekilirken. Yani... Yetiştirme yurdunda çalışayım demiyordu herhalde. Baksana ne güzel görünmüş. Biz böyle olmayalım Yasemin. Nevin abla gibi yani. Biz hayallerimizin peşinden gidelim. Biliyorum ben her şeyi mahvettim. Ama düzelteceğim. Söz veriyorum. Ne olur inan bana. Ben sana inanmasam benim burada işim var mı? Ama Cem seni seviyor Yasemin. Sevsen olur ki. Zerre kadar güvenmiyor bana Şirin. Belki o da aşkı seninle öğreniyor. Yani tamam kırıyor, döküyor. Ama benim anladığım... O da seni köpek gibi seviyor. Ama benim gücüm yok. Yeniden başlamaya... Kendimi anlatmaya gücüm yok. Neyse hadi kalk. Yatalım. Ben sabah erken kalkacağım. Daha Hoya'ya gideceğim eşyalarımı almaya. Daha o vardı değil mi? Ya Serpil cadısıyla karşılaşırsan? Yok yok ben Birgül'le konuştum. Arayacağım onu yaklaşınca o bana eşyalarımı indirecek. Karşılaşmayacağım yani. Hadi kalk. Yasin. Ne oldu? Eskisi gibi birlikte uyuyalım mı? Hadi kalk kalk. Fişer neymiş de haberimiz yokmuş. Mehmet'in yaptıklarının yanında Fişer'in yaptıkları sönük kalır Kenancığım. Bakalım bugün ne bombalar patlayacak. Aman Allah korusun. Lütfen rutine dönelim. Yani her günün birbirinin aynı olduğu zamanları özledim. Ben de. De bu toplantı ne şimdi? Ben de bilmiyorum. Oktay Bey'in söyleyecekleri varmış. Hala burada mı ya? Mehmet gittikten sonra istifasını verip gider diye düşünmüştüm. Ay Adalet Hanım, kovulsa da gider mi o? Doğru, doğru. Çizdi Mehmet'in üstünü. Yola devam. Aynen. De gitse iyi olurdu sanki ya.
Vallahi akıllanmazsa çok sürmez Kenancığım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Cem. Günaydın Cem. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Arkadaşlar, Marin Marin için kötü bir dönemden geçtik. Ama artık bitti. İçimizdeki kötü tohumları temizledik. Ve bundan sonra eskisi gibi aynı hızla devam ediyoruz. Şimdi şuna gelelim. Fischer'in tutuklanmasından sonra Almanya'da hala sular durulmuş değil. Dolayısıyla ben de Berlin'e gitmekten vazgeçtim. Ve genel müdürlük görevimin başındayım. Ve bugüne kadar birlikte çalışmaktan kıvanç duyduğum Cem Yenilmez tam yetkili genel müdür yardımcısıdır. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bulacağım lan. Bir şey bulacağım. Seni yeneceğim. Görürsün. Görürsün Cem Yenilmez. Alo Birgül. Ya ben geldim de sen benim eşyalarımı aşağı indir. Sen ne yüzle geliyorsun kızım buraya? Asıl sen hangi yüze benim yüzüme bakabiliyorsun? Ne oldu? Şirin'in yalanlarına mı inandın? O kız manyak kızım, manyak. Bir de utanmadan beni suçluyor. Aldın onu bağrına bastın ama dikkat et. Senin de başına dert açacak. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Sen nasıl bir insansın? Hiç mi onurun yok senin? Hiç mi haysiyetin yok senin? Hiç mi gururun yok senin? Hiç Yasemin mi... kendine gel. Sen s**tın mı kızı? Sen kızı s**tın mı? Ne s**tı canım? Ne demek? Ne yapmışım ben? Kim görmüş? O Şirin'de çirkefliğin bini bir para. Kasamdan 50.000 lira çalmaya kalkıyor. Bir de utanmadan bana iftira atıyor. Oh ne güzel hayat. Ne olmuş? Arası mı açılmış? Hiç boşuna kendini yorma. Ben Şirin'e sonuna kadar inanıyorum. Hadi bu sefer polisin elinden yırttın. Ama bir dahakine kurtulamayacaksın. Herkese göstereceğim senin ne mal olduğunu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Geldin. Kardeşim ameliyat olacak dedin. Ağladın, sızladın. Ben de kıyamadım. 45.000 lirayı eline saydım. Karşılığı böyle mi olacaktı? 50.000 lira senet yapıp üstüne 5.000 lira faiz koyarak mı? Sen bana hayrına vermedin o parayı. Tamam. Üstüne su içmeyeceğim o paranın. Öde o zaman 45.000 lirayı. Ödemiyorum. Ödemiyorum. Ver. İcraya ver. Yazık. Seni akıllı bir kız sanmıştım. Sen Şirin'i düzelteceğine gidip ona uymuşsun. Yazık. Bu Cevat arşife de girdi. İyice hallaç pamuğu gibi dağıttı şubeyi ya. Ne yapacağız oğlum biz bu moru? Subu. Bozuk mu atıyorsun oğlum sen bana? Yok amirim, ne alakası var? Lan tamam, son zamanda çok yüklendim sana. Tamam, farkındayım da. Ama biz abi kardeşiz lan. Yok bir şey amirim. Asma o zaman suratını öyle. Merhaba Bekan Bey. Oo Arda Bey. Hayırdır? İyileşmişsin. İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Güzel. Başına gelenleri mi hatırladın? Yok. Hala hatırlayamadım. Artık ne yaptıysam o gece. Hatırlarsın. Sebebi ziyaretin? Bana bir olayın dosyası lazım Birkan Bey. Dosya. Olay dosyası bildiğimiz. Fotokopisi de olur. Tabii tabii. Ciddiyim Birkan Bey. Hani şu tekne gecesi vardı ya. Bekarlığa veda partisi. O gece o teknede 3 kız vardı. Birisi öldü. Birisi suya atladı. Birini de buraya getirdiniz Yasemin. Bana o kızın dosyası lazım. İfadesi mifadesi ne varsa işte. Olur. Ne diyorsun oğlum sen?
Dosya mı dağıtıyoruz biz burada? Hangi sıfatla istiyorsun sen benden o dosyayı? Avukatla mı geleyim Birkan Bey? Milli Güvenlik Kurulu'yla gel lan. Aya bak. Kimsin lan sen, ben sana bir resmi evrak vereceğim? Ha? Kafan mı güzel? Deli midir nedir ya? Lan çık. Subah al şunu götür, yoksa kafa göz dalacağım ha. Bütün manyaklar beni buluyor arkadaş ya. Amirim, müsaadenizle ben de çıkayım. Arda. Ne var? Niye lazım sana Yasemin'in dosyası? Lazım işte. Bir konuşalım mı? Arda'yla ne yaptınız? Duruldu mu sular? Hayır. Ne olacak peki? Hiç. Arda benim için bitti abi. Deme öyle oğlum. Kardeşin o senin. Ben mutlu olmayayım diye sevdiğime leke süren kardeşim. Of of. Ah ulan Arda. Vallahi Cem, kızacaksın ama yine çocuk diyeceğim. Arda hiç büyümedi ki. Yasemin'le ne yaptınız? Aynı. Arıyorum, açmıyor. Mesaj atıp cevap vermiyor. Yok abi, ulaşamıyorum kıza. Olur mu canım öyle şey? Daha ne yapayım ki abi, bilmiyorum. Kapısında yattım ya. Yok, yok, yok. Bulamıyorum. Ya Cem, Yasemin'le bile ben mi konuşsam diyorum. Beni kırmaz herhalde. Ama sen olur dersen. Nasıl yani? Ne diyeceksin ki? Bir rica edeceğim. Tamam. Ayrılmak istiyorsan yine ayrıl ama yüz yüze gelin önce diyeceğim. Hı? Ne dersin? Aç bakayım ağzını. Hadi bakalım aslan parçası. Kaç gündür kuş kadar yiyorsun ama. Olmaz ki, böyle hasta olacaksın sonra. Hadi. Murat. Koçum benim. Aslan gibi olmuşsun. Büyümüşsün sen. Ablan az yediğin için sana kızıyor. Ablan haklı. Sen de az ye mi o zaman? Koçum benim. Vallahi özlemişim. Canım benim ya. Cem mi gönderdi seni? Hayır hayır. Kendim geldim konuşmak için. Ekber abi çok sağ ol. Yasemin. İzin ver bir konuşayım. Peki. Ben Cem'i doğduğu günden beri tanırım, biliyor musun? Valla. Elimde büyüdü sayılır. Nasıl temiz olduğunu, nasıl sevdiğini. Bak, kolay biri demiyorum. Katı ya. Çok zor biri. Yasemin, ben sana Cem'i affet. Ya da ona geri dön demiyorum. Yanlış anlama lütfen. Ama bu çocukta çok şey yaşadı be Yasemin. Kendini anlatması için ona bir imkan ver. Hatırın için. Ekber abi. Senin hatırın çok büyük. Biz denedik. Biz Cem'le birbirimize iyi gelmiyoruz. Hayır canım, tam tersi. Yasemin, sen Cem'e inanamayacağın kadar iyi geliyorsun. Yasemin, Cem perişan. Lütfen diyorum. Bir kendini anlatsın. Ayrılmak istersen yine ayrılabilirsin. Karar senin. Ama bu akşam gel. Olur mu? Buyurun. Arda Bey'le görüşecek değil mi? Randevunuz var mı? Yok ama Ekber derseniz o kabul eder. Soyadınız? Siz Ekber deyin yeter. Arda Bey, Ekber Bey diye biri geldi. Peki.
Arda Bey randevusuz kimseyle görüşmüyor ama. Ekber abi. Ya Ekber abim gelmiş. Diyara niye soruyorsun? Doğrudan içeri alacaksın. Ne içersin abi? Vallahi gün boyu kahve de içiyorum sağ ol Arda. Olmaz abi söyle. Hadi bir sade kahve ben alayım o zaman. Bize iki sade kahve. En güzelinden ama. Tabii ki. Nasıl abi ofisin? Vallahi çok güzel, şahane. Yakışır benim Arda'ma tabii ki. Hayırlı olsun, işlerin yolunda olsun. Sağ ol abi. Ne iyi ettin de geldin abi. Vallahi çok sevindim. Sağ ol. Ya Arda. Oğlum nasıl olacak senin bu abinin arasındaki mevzu? Vallahi üzülüyorum bak. Nedir oğlum alıp veremediğiniz? Abi seni çok severim bilirsin. Ama Cem konusu benim için kapandı. Kapandı. Oğlum kardeşlik kapanır mı? Sen son nefesini verinceye kadar Cem senin yanında olacak. Sen de onun yanında olacaksın. Abi bana vurdu. Sen de gördün. Senin gözünün önünde bana yumruk attı. Sen de onun damarına bastın. Yasemin hakkında söylediklerin. Ya olacak şey mi? Abim bir kadını sevmiş. Bak, hayatı boyunca ilk kez bir kadına gerçekten kalbini açmış. Sen ne yaptın? Oğlum geldin, yıktın, geçtin her şeyi. Abim beni sinir ediyor. Abim senin iyiliğini istiyor. Sadece iyiliğini istiyor. Arda, bak, inadı bırak. Oturun konuşun. Bak, bu akşam Yasemin de geliyor benim kahveye. Sen de gel, oturun konuşun, şu buzları eritin. Tamam. Siz etle tırnaksınız. Kardeşsiniz. Kopamazsınız oğlum. Tamam. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Alo hala. Müsait misin bu akşam? Müsaitim canım. Ne oldu? İşte bir yere götürecektim de seni. Anne. Ne yapıyorsun bu akşam? Seni bir yere davet etmek istiyorum da. Telaşlanma o kadar ya. Gelecek. Ya gelmezse? Gelecek. Geliyor işte. Hadi ben kaçtım. Geldiğin için teşekkür ederim. Saatlerce böyle kalabilirim. Hatta günlerce. Cem. Ben tekrar başlamak için gelmedim. Sana anlatmam gereken şeyler var. Mutlaka anlatmam gereken. Tamam, anlatırsın. Anlatırız. Aramızda sır kalmasın. Bütün yaralarımızı konuşalım. Ama lütfen önce beni dinle. Neden böyle davrandığımı... Bu güvensizliğimin nedenini anlatmam gerek sana. Daha önce kimseye anlatamadım. Ekber abiye bile. Anlatamazdım.
Yasemin, ben aşkı öğrenemeden aşktan nefret ettim. Seni bu kadar inciten şey ne? Nasıl oldu yani? Kim yaraladı seni bu kadar? Biliyorsun aslında. Anlattım sana. Annemiz. Arda'yla, annemiz o adamla yakaladığımızı anlatmıştım sana. Ama dahası var. Anlatmadığım şeyler var. Bak bunu nasıl söyleyeceğimi... Cem tamam. Anlatmak zorunda değilsin, tamam. Hayır, anlatmam lazım. Söylemem lazım. Çünkü bilmen gerekiyor. Bu zamana kadar kendime bile söyleyemediğim şeyleri... Cem bak... Benim de anlatmam gereken şeyler var. Anlatmam lazım. Tamam, anlatırsın ama... Önce beni dinle lütfen. Bunu anlatmaya karar vermişken... Söylemeye karar vermişken söylemem gerek. Bilmen gerekiyor nedenini. Sen nereden çıktın yine? Doğru muymuş bak bakalım. Al bu da karakoldaki ifadesi.